out again. Merhaba, ben Enes. Bugün bu zamana kadar incelediğim en güçlü taşınabilir retro bir el konsolu inceleyeceğiz. Aynı markanın daha önce 3 farklı retro el oyun konsolunu incelemiştim. Bu aralarındaki donanım olarak en güçlüleri. Yine tasarım olarak diğerleri yanlamasına bir tasarımda bulunurken bu modelde dikey bir tasarıma gitmişler ve bu şekilde gördüğünüz gibi arka tarafı da ince ve arka tarafında da tetik tuşları bulunuyor. Diğer Amberlink serilerinde olduğu gibi bu cihaz içerisinde de açık kaynak kodlu bir işletim sistemi bulunuyor, Linux. Dahili olarak 16 GB'lık bir hafızası bulunuyor ve yanında 64 GB'lık hafıza kartıyla birlikte geliyor ve 7000'den fazla oyun bulunuyor içerisinde. Diğer Amberlink serilerinden biraz farklı olarak 20'den fazla emülatörü destekliyor. Yine bu cihazın içerisinde Emulek ve RetroArch olarak iki farklı işletim sistemi de bulunuyor ve burada gördüğünüz farklı işletim sistemlerini de bu cihaza yükleyebiliyoruz. Yine kanalımda daha önce incelediğim retro el oyun konsollarının incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. LCD bir ekran da kullanıldığı için gerçekten yandan baktığınız zaman da çok net ve canlı bir ekranı bulunuyor konsolun. Yine ekstra olarak bu konsolu 3 farklı renk seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Açıkçası bu aralarındaki en beğendiğim renk oldu. Gerçek ahşap kullanmamışlar ancak bu şekilde yakından baktığınız zaman bile sanki gerçek ahşapmış gibi bir algıda uyandırıyor. Cihazı kargolar ve vergiler dahil olarak kargo seçeneğinde bu seçeneği seçerek aşağıdaki indirim koduyla birlikte satın alabilirsiniz. Bu cihazda diğer modellerden farklı olarak 3900 mAh'lik bir batarya kullanılmış ve bu sayede 8 saatin üzerinde bir kullanım imkanı alabiliyoruz. Ağırlık olarak da 224 gramlık bir ağırlığı bulunuyor cihazın. Uzun kullanım sürelerinde de herhangi bir şekilde ekstra bir ağırlığından dolayı bir rahatsızlık hissetmedim. Benim kullanırken ve test ederken oldukça keyif aldığım bir cihaz oldu. İsterseniz şimdi lafı fazla uzatmadan masaya doğru geçelim ve detaylı olarak incelemeye başlayalım. RG351 modeli diğer Amberlink serilerinde olduğu gibi benzer bir kutu ile geliyor. Kutu içerisinden konsolun kendisi, kullanım kılavuzu, Type-C şeklinde uzun bir şarj kablosu ve ekranı içinde bir adet kırılmaz ekran filmi geliyor. Bir de taşıma kılıfı gelseymiş kutu içerisinden, oldukça hoş olabilirmiş. Şöyle konsolun kendisine baktığımızda ahşap bir tasarım bulunuyor. Tabii ki ahşap değil ancak görünüş olarak neredeyse elinize aldığınız zaman bile ahşap olduğuna inanabilirsiniz. Oldukça ince bir işçilik kullanılmış ve gayet premium bir siyahı bulunuyor konsolun. Bu şekilde gördüğünüz gibi değişik bir tetik tuşları bulunuyor. Şu bölüm bu şekilde ince ekran yapılmış sadece. Burada batarya ve diğer bileşenler de bu bölümde. Ve şurada da gördüğünüz gibi bu şekilde tuttuğunuz zaman şu kısımdan buraya denk geliyor ve bu şekilde tutuyorsunuz arka bölümden. Yani yatay konsollar bir miktar daha konforlu oluyor ancak bu da yine de dikeyler konsollar arasında oldukça konforlu. Bu şekilde oynadığınız zaman da çok rahat bir şekilde buradan bu butonları kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 2 burada, 2 burada olmak üzere 4 adet tuş bulunuyor. Yine bu bölümde R350 modelinde olduğu gibi bu şekilde hafif içeri doğru küçük bir joystick konumlandırılmış. Joystick'in de kalitesi oldukça başarılı. Yine tuşların da basım hissiyatı gayet tok ve yerinde. Herhangi bir şekilde bir oynama veya güvensizlik söz konusu değil. Şu bölümde bir hoparlör bulunuyor. Alt bölümüne baktığımızda şöyle gördüğünüz gibi 2 adet Type-C girişi bulunuyor. Ortasında da kulaklık bağlamamıza yarayan bir adet 3.5 mm'lik ses çıkışı mevcut. Şu bölümüne baktığımızda burada 2 adet SD kart girişini görüyorsunuz. Üst bölümde 16 GB'lık, alt bölümde 64 GB'lık SD kart yüklü olarak geliyor. Bu 16 GB'ların içerisindeki işletim sistemi de yüklü. Şu bölümden konsolu açıyoruz. Bu bölümden de reset atıyoruz. Bu bölümde de ses arttırıp azaltma butonlarını görüyorsunuz. Bu şekilde dik de durabiliyor konsol. Diğer daha önce incelediğim küçük Amberlink'e göre gördüğünüz gibi epey büyük yapıda. Tam olarak neredeyse yarısı kadar diyebilirim. Açıkçası ürünü ilk olarak elime aldığımda özenilerek üretilmiş bir ürün ellediğinizi hissedebiliyorsunuz. Bu şekilde bir titreşim özelliği de bulunuyor konsolun. Şu an ilk olarak açtım. Diğer Amberlink serilerine göre farklı bir işletim sistemi kullanmışlar bu konsolda. Yine içerisinde burada RetroArch işletim sistemi de bulunuyor. Gördüğünüz gibi oldukça detaylı menüleri, çok detaylı bir şekilde bütün özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Yine bu cihazda Wi-Fi özelliği de bulunuyor içerisinde. Yazılım güncellemesi veya buradan indirmeler yapabiliyorsunuz. Yine Bluetooth özelliği de bulunuyor. Bu da RetroArch'ın arayüzü ve buradan da yine ayarlar ve oyunları buradan oynayabiliyorsunuz RetroArch arayüzü üzerinden de. Bu şekilde yön düğmelerine bastığımız zaman gördüğünüz gibi emülatörler arasında direkt geçiş yapabiliyoruz. Burada emülatörün resmi ve oyunları çıkıyor. Buradan oyunlara girebiliyoruz ve buradan istediğimiz oyunu bu şekilde buraya bastığımız zaman yanına bir yıldız atılıyor ve oyunu favorilere ekleyebiliyoruz.
favoriler de ayrı bir yerde listeleniyor. Bu şekilde yine sağa doğru geçtiğiniz zaman da yine emülatörleri görüyorsunuz. Ambernic Retro el konsollarının önceki modellerinde bu şekilde bir menü tasarımı bulunuyordu. Yeni modelde biraz daha basit bir menü tasarımına geçmişler ve bu şekilde sağa doğru geçtiğimiz zaman direkt burada emülatörü görüyoruz. Burada tüm oyunlar bulunuyor. Burada da favorileri eklediğimiz oyunları burada liste olarak görebiliyoruz. İsterseniz birkaç oyuna yakından bakalım. Bu şekilde girdiğimiz zaman oyunların resmi burada sağ tarafta çıkıyor bazı oyunların. Need for Speed Most Wanted yoktu. Ben bu oyunu kendim yükledim. Buradan bastığımız zaman. Bu arada burada gördüğünüz gibi bir klasör sistemi bulunuyor. İnternetten indirdiğiniz oyunları da direkt gerekli emülatörün içerisine attığınız zaman direkt oyunlar bu şekilde çalışıyor. Alttaki 64 GB'lık hafıza kartı içerisine takmanız gerekiyor. İçerisinde 7000'den fazla oyun var zaten, ancak hani istediğiniz oyunu bulamazsanız eğer o şekilde yükleme opsiyonu da mevcut. Bu oyunda en sevdiğim şu zamanı yavaşlatma olayıydı gerçekten. Halen daha buna benzer bir, bunun kalitesinde bir yarış oyunu oynamadım diyebilirim. Bu şekilde temayı da değiştirebiliyorsunuz. Yine kendiniz Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra farklı temalardan indirebiliyorsunuz konsolun içerisine. Ekstra Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman oyunların videoları da açılıyor. Bu şekilde oyunun içerisindeyken bu F düğmesiyle bu joystick'in ortasına basılı tuttuğumuz zaman buradan Retro Arc'ın arayüzü geliyor. Buradan kontrol özelliklerini değiştirebiliyoruz. Oyunu kaydedebiliyoruz. Ekran kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Tapti üzerinden oyunun görüntüsünü monitöre verdiğimiz zaman onun ayarını yapabiliyoruz. Hileler var burada. Bütün neredeyse ayar seçenekleri sunulmuş bize. Bu şekilde bir oyunun içerisindeyken fonksiyon düğmesine basıp bu arkadaki tuşlar kısa yol oluyor. Bu şekilde buraya bastığımız zaman direkt oyun şu an kayıt altına alındı. Ve bu fonksiyon tuşlarından bu şekilde direkt fonksiyon tuşunun buradan ses kısmı açma da yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu bir nevi kestirme tuş. Buraya basmamıza gerek kalmadan bu şekilde pek çok kısa yol bulunuyor. Aradığınız bir oyunu bulabilmeniz için herhangi bir emülatörün bu şekilde sayfasındayken select düğmesine basıyoruz ve burada bir arama yeri geliyor. Attırmasak çok iyiydi bunu. Nintendo DS'deki Mario da oldukça zevkli oynaması. Diğer Ambernic serilerinde bu emülatör yoktu diye hatırlıyorum. Harici olarak yüklenebiliyordur tabii, ancak bu şekilde direkt içinde yüklü bir şekilde geliyor bu cihazda. Gerçekten platform öğelerini çok en güzel harmanlayan ve en güzel sunan oyunun Mario olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta Nintendo DS'de bu şekilde çift ekran olduğu için üstü altlı bu şekilde iki ekranı da görebiliyorsunuz ayrı ayrı. İsterseniz de bu şekilde tek ekran olarak ekranların yerini de değiştirebiliyorsunuz. Oldukça fazla opsiyon konmuş. Bu iki tuşa bastığınız zaman bu değişimler oluyor. Yani çift ekran kullanan emülatörlerde düşünülerek yapılmış bu cihaz.
Çok rahat a doğru yapılıyor hiç. Yani joystick çok o açıdan iyi olmuş. Çok rahat hareket yapıyorsunuz. Joystick'in kullanımı gerçekten çok rahat olmuş. Şu joystick'i koymaları çok hoş olmuş. Oyunlarda hafif böyle bir cızıltı gelebiliyor bazı oyunlarda. Ancak bu Dreamcast'in olması çok güzel oldu, özellikle bu oyunun. Evet, genel olarak cihazın performansı bu şekildeydi. Bu cihazın içerisindeki oyunların hepsini bilgisayar üzerinden emülatörler yükleyerek oynayabilirsiniz. Veya bir PSP veya PS Vita alıp yine oynayabilirsiniz. Ancak bu cihaz biraz daha zevke hitap ediyor. Yani ben çok fazla bir şeyle uğraşmak istemiyorum, direkt cihazı alıp oynamak istiyorum diyen kişilere hitap ediyor. Genel olarak cihazın ekran ve malzeme kalitesi de elinize aldığınız zaman da verdiğiniz paranın hakkını aldığınız hissiyatı uyandırıyor sizde. Cihazın satın alma linkini ve indirim kodunu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.